direnenler, direnen askerler sonra neden tasfiye edildi? Şimdi iki tane yapı var. Yani direnen siviller kahraman ilan edildi. Darbeyi bastıranlar önce övüldüler. Hatta rütbe aldılar, terfi ettiler. Sonra övüldüler, sonra atılmaya başladılar oradan. Şimdi ideolojik birliktelik içinde olan iki yapı var. Birisi cemaat, birisi iktidar. İkisinin de Atatürkçülere ihtiyacı var. Darbeyi başarıya ulaştırmak için de, engellemek için de. Eğer cemaat başarılı olsaydı, bütün Atatürkçüleri bir anda tasfiye edecekti. Çünkü böyle bir hazırlığı vardı, böyle bir altyapısı vardı. Ama darbeyi Atatürkçüler vasıtasıyla engelleyen iktidarın kendi kadroları olmadığı için tasfiyeyi zamana yaymak zorundaydı. Kullandı, şimdi her askeri şurada peyderpey bunları tasfiye ediyor. Yani bir ideolojik birliktelik var, ana amaç cumhuriyeti tasfiye etmek. Bakınız, ne diyor? 2023 vizyonu, cumhuriyeti sonlandırma vizyonudur. Ben 2013'te Pensilvanya'dayım, eylem yapıyorum. Hatta iki barış da benimle beraber. Protesto konuşurken diyorum ki, buradaki adam diyorum, Fethullah Gülen, darbe hazırlığı içinde Türkiye'ye Hümeyni gibi gelmeye çalışıyor diyorum. İktidar bana düşmanlık yapıyor. Bakın ben daha 2013'te darbe konusunda ikaz ediyorum, uyarıyorum. Cemaatin diyorum imamları var. Bunları anlatıyorum. Bana düşmanlık yapılıyor. 3 yıl sonra oluyor. Bakınız bu iktidar kandırılmadı, aldatılmadı. Sizi, beni ve Türk halkını kandırdı ve aldattı.